GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde önümüzde uzanan yoğun veri takvimi ve cumartesi günü açıklanan Çin sanayi üretim verisinin piyasalarda etkisini hissettirdiğini ifade edebiliriz. Çin'de sanayi üretiminin yıllık ve aylık bazda düşüş yaşadığını, beklenenin altında rakamların açıklandığını görmüştük ve bununla birlikte öncelikle Avrupa endekslerinde Yataya da yakın olsa ...düşüşlerin, negatif hareketlerin etkili olduğunu gördük. Diğer yandan yoğun gündemle, önümüzde uzanan yoğun gündemden bahsettik. İskoçya'da uygulanacak referandum, gerçekleşecek olan referandum... ...ve haftanın ortasında gerçekleşecek FOMC toplantısıyla birlikte... ...dolara yönelik fiyatlamalarında hız kazandığını ifade edebiliriz. Dolar eklindeksi haftanın ilk iş gününde, ABD piyasalarının açılışı öncesinde tekrar rekor seviyelere doğru tırmandı. Varlık fiyatlarında da bunun etkili olduğunu gördük. Diğer yandan ABD verilerine baktığımızda burada da ilk önce New York Fed imalat endeksinin açıklandığını gördük ki endeks Nisan 2010 tarihinden bu yana en iyi performansını sergiledi. Diğer yandan kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin ise beklenenin altında zayıf bir performans gerçekleştirdiğini gördük. Sanayi üretiminde önceki döneme göre negatif bir ilerleme olduğunu da gördük. Bunun da etkisiyle birlikte özellikle bahsettiğimiz gibi FOMC öncesinde ABD endekslerinde satış yönlü bir eğilimin şu an için hakim olduğunu ifade edebiliriz. Diğer ilgi çeken harekette ABD piyasaları açılışı sonrası verilerin de etkisiyle birlikte dolar endeksinin geri çekilmesiydi. Bununla birlikte varlık fiyatlarında da toparlanmaya yönelik ...hamleleri olduğunu da şu ana kadar ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise... ...iki tane verinin, önemli verinin açıklandığını ve bunu takip edildiğini gördük. İşsizlik oranı beklenenin üzerinde açıklandı. Yüzde 9.1 olarak açıklandı. Hazirana ait 3 aylık dönemde. Diğer yandan merkezi yönetim bütçesinin de... ...Ağustos ayında 5.9 milyar TL fazla verdiğini gördük. Ki bu kümülatif olarak hesapladığımızda Ocak-Ağustos dönemi yani 8 aylık dönemde 2.7 milyar Türk liralık bir açık olduğunu şu an için ifade edebiliriz ki olumlu yöndeki gelişme sonrasında da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu rakamların yıl sonu bütçe açığı hedefine rahat bir şekilde yakalayacaklarını ifade etti. Buna yardımcı olacağını da ifade etti. Biz 100 endeksine baktığımızda 78 bin seviyesinin hemen altında pozitif bir kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat yataya yakın olduğunda dikkat çekmekte fayda var. Dolar Türk Lirası 2.21.42 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Euro Türk Lirası'na baktığımızda da 2.86.60 günün başlangıç seviyelerine yakın bir seyir var şu an için. Zayıf veri takviminin olduğu gün içerisinde ana başlıklar etkili olan başlıklar piyasada bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.